özür diliyorum. Aslında meseleyi bize daha net anlatacak bir isimle hızlıca bir değerlendirme yapacağız. Sayın Ömer Demir, İstanbul Ziraat Odası'ndan, hemen titrini de ben ifade edeceğim kendisinin, İstanbul Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Başakşehir Ziraat Odası Başkanı. İyi akşamlar Ömer Bey. Efendim, hayırlı akşamlar diliyorum. Sağolunuz, çok teşekkürler. Şimdi biz bir boyutuyla bu fahiş fiyat meselesini sebze meyveler üzerinden, hale gelen fiyat, orada gördüğümüz rakamlar, marketlerde gördüğümüz rakamlar üzerinden konuşuyoruz. Burada en mağdur iki kanat aslında çiftçiler ve tüketiciler görebildiğimiz kadarıyla. Sizin bu konudaki bu işleyişle ilgili gördüğünüz en büyük sorun nedir bu fiyatlarla ilgili? Bize aktarırsanız memnun oluruz. Buyurun, siz de bağlanmak istediniz zaten. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Zamanı hızlı kullanma adına lütfen biraz hızlı hareket edelim. Sayın Usluel hanımefendiyi dinledim. Sayın Bayraktar, ben son dakikada atıldım. Önünü kaçırmışsam özür diliyorum. Sayın Kutluer hanımefendi dinleyince korktum acaba bu kış aç mı kalacağız diye. Efendim, çok sakin olun. Hiç tedirginliğe gerek yok. Biz üretken bir toplumuz. Üretiyoruz, üretmeye de devam edeceğiz. Biz 85 milyonu baktığımız gibi neredeyse bir 10 milyona da yakın turist gelgisi gittisini bakıyoruz. Bakmaya da devam ederiz. Üretiyoruz, üretmeye de devam edeceğiz. Bizim üretmemizden çok fazla sıkıntımız yok. Bizim sıkıntımız şu: Allah aşkına, bizden hani maliyete zam geldi. Evet, sıkıntılar var, sorunlar var, fiyat artışları var. Bunları kabul ediyoruz. Ancak bu artışlar ne hikmetse bizden sonra başlıyor ürünlere yansımaya. 2 liraya bizden ürün çıkıyor. Bize bu artış yansımıyor. Ama ne gariptir ki 10 liraya vatandaşa yansıyor. Vatandaş bunu almakta zorluk çekiyor. Bizim ürettiğimiz mal pahalı olmuş olsa diyeceğim ki evet, ekonomi bizi de vurdu. Ya biz 3 liraya ürettiğimizi 10 liraya satın alıyor vatandaşlarımız. Burada bakın, burada oyun var, oyun. Bak, çok özellikle bak, biraz önce de geldim toplantıdan, evime girdim. Milletin canı yanıyor. Niye? Bütün ürünlerde oyun var. Sadece burada meyve sebzede değil, süt ürünlerinde, et ürünlerinde. Şimdi buradan 85 milyona sesleniyorum. 2 liralık elmayı bir yerde 10 liraya satıyorlar, bir yerde 7 liraya satıyorlar. Yani biz, eğer bizdeki maliyet 5 liraya gitse tamam, 5 lira alıcısı, marketçisi, manavcısı 10 lira oluyor. Bak, burada bir şirket kurmuşlar, oyun kurmuşlar. Kendi firmalarını kurmuşlar, birbirlerine pas atarak hukuku da ayarlıyorlar, fiyatları anlamsız artırıyorlar. Çok özür dilerim, ben buradan şunu anlıyorum, üstte bir tekel mi oluştu yani? Efendim, hiç kaçınılmazsın. Bakın şimdi, mal bizde ucuz, mal üretici de ucuz. Gelip bizden 2 liraya aldığı malı 8-10 liraya satıyor. O zaman bize ekonomi çok fazla etkilememiş. Tamam, biz işimizi kafa kafaya götürüyoruz. Peki ne oluyor bu arada? Bakın, bu arada çok özür diliyorum. Geçenlerde bir ulusal marketin sahibi çıktı, konuşma yapıyor. Diyor ki girdiler çok pahalı. Ya senin girdiler ne işin var? Malı bizden 2 liraya alıyorsun. Ve kendin firma kurmuşsun. Kendin taşıyorsun onu. Kendin deponu kurmuşsun. Depoda topluyorsun onu. Yapmayın, oyun var burada. Burada bütün ürünlerde oyun oynuyorlar. Mal bizde ucuz. Efendim, 4 lira süt bizde, en babası 3,5-4 lira, 10,5 liraya süt satıyorlar. Kime ne anlatacaksınız? Bizde 4 lira mı, 3,5 lira, köylü 3 liraya satıyor, devletin desteğiyle birlikte toplayıştan birlikte 3,5 liraya fabrikaya gidiyor. Nasıl bana anlatacaksın 10.500 lira olduğunu, 10,5 lira olduğunu? Burada oyun var, oyun. Burada oyun kurulmuş. Ya çok özür dilerim var. Ömer Bey. Şimdi biraz önce Hakan Bey de yorumlarken dedi ki Gaye Hanım da aynı perspektiften bakıyor. Pandemi vardı. Esnafın borcu oldu.
İşte bu süreç zor bir süreçti. Nakliye ücretleri arttı, kiralar arttı. Neticede bir mekan söz konusu market dediğinizde esnaf içinde. Dolayısıyla bunlar sebep oluyor olabilir dediler ama siz bu oranda sebep olamayacağını vurguluyorsunuz. Doğru bakın, anlıyorum. Makas çok açık. Bu kadar açıklıkta mümkün değil. Burada başka bir oyun var. Bakın ben size çok açık ve net söylüyorum. Buradaki yeküm mücadelenin ana temeli Tayyip Erdoğan'ın gitmesidir. Burada bakanlıkların da eksikleri var, noksanları da var. Onları da ifade. Bu saate kalmaması lazımdı. Bunu biz bugün konuşmamamız lazımdı. Ama ne hikmetse bakanlıklar buralarda yavaş hareket etti. Bunu düzeltecek başka kimse yok ki. Bakın ben 8-9 yıldır bu görevdeyim. Bundan önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları'yla en az yılda 3 sefer görüşüyorduk. Biz rahat odaları olarak yaklaşık 1 milyon çiftçiye hitap ediyoruz. Diyoruz ki Sayın Başkanım böyle böyle sorunlar var. O da bize kendinize yardım ediyor, destek oluyor, makina veriyor, biçer döver veriyor. Ben Büyükşehir değiştikten sonra 26 kez randevu talep etmişim oda başkanlarımla beraber. Bize kimse geri dönüş yapmıyorlar. Bir dakika bu önemli bir şey söylüyorsunuz. Bunu bakın, bir net anlayalım. Bir daha ifade ediyorum. İstanbul özeli için bir şey söylüyorsunuz. Bak İstanbul özeli için bir şey söylüyorum. Biz daha önce Sayın Kadir Topbaş, sesim geliyor mu efendim? Evet. Bir stüdyodaki sesi biraz artırabilir miyiz arkadaşlar? Çok rahat duyamıyoruz. Biz daha önce Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal Başkanımız döneminde oda başkanlarımızla birlikte, çiftçi temsilcilerimizle senede 3 sefer bir araya gelirdik ve bundan ciddi köylüye, çiftçiye destek sağlardık. Biçer döver aldık, balya makinesi aldık, ambalaj makinesi aldık. Bakın bu Büyükşehir değiştikten sonra 26 kez randevu talep ettik dedik ki bize Büyükşehir'in verebileceği daha önce verdikleri şunlar var. Bunları desteğe evet. Devam ettirin. Netice yok. Netice bunu bu hükümetten başla. Sözlük alternatif de yok. 26 kez randevu istediniz ve size randevu verilmedi. Şimdi biz kaldığımız yeri hatırlatalım. Fahiş fiyatları konuşuyoruz. CNN Türk'ün sahada edindiği izlenimler işte haldeki fiyat, bu fiyat markete gittiğinde kaça katlanıyor? Tüm bunları paylaştık sizlerle. Bununla ilgili olarak İstanbul Ziraat Odalarından Başakşehir Ziraat Odası Başkanı Sayın Ömer Demir bizimle birlikteydi. Bir oyun olduğunu ifade etti. Üreticinin çok ezildiğini yani çiftçinin çok ezildiğini ifade etti. Ve İstanbul özelinde bir iddiası var. Dedi ki biz daha önceki dönemlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir araya geliyorduk oda olarak ama bu kez 26 kez randevu talep ettik ama randevu alamadık. Şimdi bir kere bunu soralım. Birçok izleyicimiz de bunu sormuş Ömer Bey. Kaldığımız yerden devam edelim. Yerel yönetimden sizin beklentiniz ne? Nedir sizin onlarla görüşmenizin önemi? Çünkü hani sadece İstanbul'da yaşanan bir sorundan bahsetmiyoruz. Zira market ve haldeki fiyatlar dediğimiz zaman başka illerde de benzeri tabloların olduğu ifade ediliyor. Buyurun. Şimdi efendim bizim buradaki bağlı olan bakanlıklar bir sefer yapılması gerektiğini zamanında yapmamıştır. Bunu özellikle bir sefer üstünü kalın kalın çizelim. Tamam. Ancak öyle bir durum var ki biz bunların her ikisini de yaşadık. Bu mevcut olanların dışındakilerin yapacağı bir şey yok. Dışındakiler diğerleri bir köylüyü, çiftçiyi sadece oy devşirme, ondan oy elde etmek için bir takım vaatlerde bulunuyorlar. Biz televizyonlarda izliyoruz, anlatıyorlar. Ya bunlar anlatmak başka bir şey, uygulamak bambaşka bir şey. Biz daha önce, ben İstanbul Ziraat Odaları Başkanıyım, oda başkanlarımla, çiftçi temsilcileriyle beraber, bundan önceki gerek Sayın Rahmetli Kadir Topbaş, ondan sonra Sayın Mevlüt Uysal'la arkadaşlarımızla birlikte yılda 3 veya 4 sefer bir araya gelirdik. Ve bu toplantılar sonunda netice alırdık. Örneğin Silivri'ye biçer döver, Çatalca'ya biçer döver, balya makinesi bunları hibe olarak köylüye büyük şehirlerden alır, köylü de çiftçi de bunları kullanırdık.
kardeşim bu vaat ettikleri, yapacağız dedikleri, böyle verecekleri dedikleri insanlar bize randevu vermiyor. Randevu, bunlardan biz bir şey beklemiyoruz. O yüzden feryadı figan ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bu aşağıda da bir sıkıntı var. Burada bir ayar lazım. Yani siz bakanlıktaki arkadaşlarım böyle 3 gün 5 gün pazara çıkarak işte markete ceza yazarak bunu önleyemeyiz. Bizim ürettiğimiz ürün, özellikle ben son dakika Sayın Ustaer'e konuşmasını ettim. Hakan Bey de destekledi. Evet, bir artış var kabul ama bu artış bizde değil. Eğer ürün bizde 2 liralık ürün 5 lira olmuşsa yazın bunu kime istiyorsanız. Versin hükümet hesabını bunun. Ama ne garipti ki bizde ürün 2 lira, markette 10 lira. Bir hafta önce televizyonumuza çıktım, fiş fiş böyle üstüne basa basa hepsini gösterdim. Bizim burada bir vurgun sistemi kurulmuş, vurgun. Beni siyaset ilgilendirmiyor. Ben köylünün çiftçinin temsilcisiyim. Bu konuşmakta ben mutlu da değilim. Ama öyle bir hale, öyle bizi sıkıştırdılar ki. Marketli ne yapıyor biliyor musun efendim? Marketli geliyor, sıkışık zamanda köylüden ürünü alıyor, alt birkaç tane şirketiyle beraber yürüyüp bunu dilediği fiyata satabiliyor. Efendim bizi üreticiyle tüketiciyi buluşturacak sisteme ihtiyacımız var. Bizim... Ben tam onu soracaktım Sayın Demir. Yani bu iş başka ülkelerde, hani sağlıklı işliyor diye gördüğünüz ülkelerde nasıl yürütülüyor? Yani siz direkt artık üreticiyle tüketici buluşsun diyorsunuz ama nasıl olacak bu? Şöyle. Daha dijital bir sistemden söz etti mesela biraz önce tüketiciler bakımından da. Yani bu ürün nereden çıktı, nasıl ilaçlandı, menşei, şu su bu su bütün bilgileri bir üreticinin, tüketicinin görebileceği, bir üreticinin bilgi paylaşımının olduğu dijital bir sistem söz konusu olursa daha rahat olabilir ki Avrupa ülkelerinde bazılarında bunlar uygulanıyor deniyor. Siz ne diyorsunuz çözüm önerisi? Efendim biz bunu alkışlarız. Ölü rahmet görsün de Fatiha-i Çivoklusu okusun. Yeter ki iş olsun. Yeter ki netice alalım. Ama bunları konuşuyoruz. Herkes bu işten yakınıyor ama netice alamadık. Gelişmiş ülkelerde 16 ülkeyi gezdim. Gelişmiş ülkelerde bir sefer üreticiyle tüketicinin arasında böyle bir makas yok. Bunu kimseye de yaptırtmazlar. Adamın kemiğini sökerler. Bizimkiler meydanı boş bulmuşlar. Efendim bir marketçi diyor ki girdiler pahalı. Ben mübareğin adamı 1,5 liraya aldığım malı 7 liraya satıyorsun. Yani sen alıyorsun, sen taşıyorsun, sen götürüyorsun. Bir başkasına da zaten burada bir kazanç elde etmiyorsun. Bu marketten tüketiciden markete bu sistemi kökten değiştirmemiz lazım. Üreticiyle tüketiciyi bulmak ya bir şey alışkanlık olmuş bize. Bize bir en ufak bir hareketlenme de zam yapma bir alışkanlığı olmuş bize. Ve hiçbir şey yokken bile iki kalem ötesindeki ürün zam yapmışsa oradan kendine bir paya çıkartıyoruz. Bir hastalık olmuş bize. Oyun var burada, oyun. Ne biliyor musun? Bu ülkede daha önce Başbakanı pijamayla karşılayan memleketi idare ediyordu. Şimdi idare edememelerin sıkıntıları var. 26 kez bu kardeşiniz randevu talep etmiş. Ben kendi işim için bir şey istemiyorum. Bu söylediğiniz izleyicilerimizde de merak uyandırdı. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda bir açıklaması olursa biz de ekranlarımızda aktarırız tabii. Bunun detayıyla ilgili neden randevu verilmedi vesaire. Ama siz kendi açınızdan bunu böyle aktarıyorsunuz. Melik Bey... Efendim canlı yayında, çok özür diliyorum. Canlı yayında kendisi çıktı dedi ki Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, ben dedi seçimi kazandıktan sonra Çatalca ve Silivri'den süt ve süt ürünleri alacağım. Yapmadı efendim. Topladım köylü çiftçiyi, Büyükşehir'e doğru yürümeye çalıştım. Sonra temsil olarak bir ufak süt almaya kalktı. Onu da yapmadı. Bunlar milleti kandırıyorlar, kandırıyorlar. Bunlar icraat peşinde değiller. Bunlar bizim gibi üreticiyi kayaya bile almıyorlar. 3-5 yerle açılış yapmayla bu iş olmaz. Bu marketçiler de büyük bir oyun içerisinde. Bunlar da film fırıldak peşinde. Rahmetli Erbakan Hoca'nın çok güzel bir sözü var. Derdi ki tarım beka sorunudur. Yemin ediyorum şu anda tam da o sorunun üstündeyiz. Tarım beka sorunudur. Bunu yerli milli yaparken bunu alıp da markete getirenler de yerli milli olmak zorundadır.
gelişi güzel kişiler de bunu alıp satamaması lazım. Büyük bir oyun var. Hiçbir şekilde %150 hiçbir ürün artmamıştır. Bizde hele hiç artmamıştır. Evet biz para kazanalım. Pahalı satıldığını bize ifade edin, biz de kabul edelim. Ya bizde bir şey değişikliği yok Allah aşkına. Etmeyin. Ne anlatıyorsun? Hal yasası konuşuluyor, bu da çıkmıyor. Acilen hal yasasına ihtiyacımız var. Tanzim satış bürolarını artırıp bir takım size... Bir dakika, hal yasası neyi değiştirecek Ömer Bey? Hal yasasından... Önemini bir söyleyin izleyicilerimiz de anlasın. Ürünü hal yasasındaki dame yeni çıkmadı. Ürünü alan diyelim oradaki market her neyse depo... Eğer bizden ürünü aldıktan sonra bizim satamadığımız geriye iade ürününü de karşılayacak. Bu ne demek? O zaman biz malımızı zararına veya o günkü fiyata göre satmak zorunda kalmayacağız. Bu yasa çıkarsa diyecek ki sen satamadın mı? Bir kooperatif kurulacak. Satılamayan malları alacak. Satılamayan Peki. malları aldı mı bizi istedikleri gibi değerlendirilemeyecek. İki, özellikle bu alım malın alımı biraz önce güzel bir şey söyledin. Malın alımından itibaren bir kontrol sistemine ihtiyacımız var. Bu kontrol Peki. sistemini hayata geçirirsek bakın bu çok uzun sürmeyecek. Şu anda herkes bu sıkıntıyı konuşuyor. Niye? Memleketleri, milletleri, ekonomikleri yıkar ya, bu ekonomik denge bozar ya, işte tam da bu yerine oturuyor. Seçim meçim derken aradan kendi düzenlerine göre kurduğu sistemi yürütüyorlar. Yemin olsun faiz para kazancı elde ediyorlar. Bana belirli bir rakamın üstünde 3 tane market sayın ki iflas etmiş, etmemiştir. Hep büyüyerek devam etmiştir. Hep para kazanmıştır. Hatta o kadar ilerlemişler ki içerilerinde fırınları koymuşlar, ekmekleri var onda. Ünlü muameleri kendileri yapıyor. Yapın kardeşim. Ticaret var. Allah şimdisi rast getirsin. Ama yazıktır, günahtır. Bakın bu köylünün çiftinin bu ürünü zor şartlarda her şeye rağmen üretirken bununla böyle bir oyun yapanların da sonu hiçbir zaman Peki. başarılı olmamıştır. Hepsi perperişan olmuştur. Niye? Bu köylü her şeye rağmen üretiyor. Bakın bu köylünün bu mevcut olan sektördeki payı ne kadardır biliyor musun? %70-75'tir. 25'tir ulusal firmalar. Hala bu işi biz yapıyoruz. Bu üretimi biz yapıyoruz. Allah aşkına başka yerlerden siyaset yapın. Ya bu milletin yani üreticinin ve tüketicinin mağdur olduğu bir ticarette Peki. siz ne kadar para kazanırsan kazanır Allah sizin paranıza bereket vermez. Peki efendim şimdi soru var mı Ömer Bey'e? Hızlıca konuklarıma sorayım. Ben bir soru sorabilir miyim Başbakanım? Buyurun. Şimdi Ömer Bey, Sayın Başkan, şimdi bu hep girdi maliyetleri falan deniyor ama şimdi mesela kabağı ele alalım. Kabak 0.75 kuruşa satılıyor. Fakat tarladan rafa gelene kadar 8 lira oluyor. Geçen sene kabak 40 kuruş, siz işte bu sene 75 kuruş. Ya da 50 kuruş 75 kuruş. Tamam makul girdi maliyetleri. Sonuçta girdi maliyetleri sizin için de geçerli. Elektrik, su, işçilik. Yani bunu çiftçi de yapıyor. Benim anlayamadığım şey bu 0.75 liraya alınan kabak 8 liraya çıkıyor ya. Burada nerede sorun var? Yani tarladan rafa gelene kadar bunu tarladan toplayan var. Bunu alıp taşıyan var. Getirip halde teslim eden, halde dağıtılan var. Market alıyor, fiyat koyuyor. Sadece mesele marketlerden mi kaynaklanıyor başkanım? Üstadım, bu ürünler arz talep meselesine göre alınıyor ve fiyatlandırılıyor. Bakın bu bahsettiğiniz çok ihtiyaç olan ürünleri marketler artık halden bile almıyor. Zincirini kendi kurmuş, taşıma zinciri kendinde, ürün fazla gidiyor mu? Onu kendi direkt birebir üstüne fiyat koyarak yapmasa bile birkaç şirkete devrederek maliyetin arttığını ifade ederek bunu dilediği gibi oynuyor. Serbest piyasa buysa
gözü çıksın böyle serbest piyasanın. %150'ye yakın salatalık zam yemiş. Bana kim anlatacak? Evet. Hangi konuğumuz anlatacak? %150 tarımın üreticinin cirdisine tabak bir fiyat artış olmuş. Peki vaktimiz de daralıyor Sayın Demir. Ben son olarak tüketici bakımından sormak isterim. Siz ne önerirsiniz tüketiciye? Hem çiftçiyi de destekleme bakımından tarım hakikaten önümüzdeki dönem çok çok daha önemli olacak. İklim değişikliğiyle birlikte bazı riskler olduğu hep konuşuluyor, biliniyor üretimle ilgili. Dolayısıyla hakikaten bir beka meselesi olarak bakmak lazım. Buyurun kısaca rica edeceğim birkaç cümleyle. Tüketiciye bize ne diyorsunuz yani? Eyvallah. Şu anda üreticilerimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın dediği üreticiler. Bugünküler değil. Şu andaki üreticiler Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın köylü milletin efendisi dediği üretici üretiyor. Şurada çok büyük bir nüans var. Efendim arkadaşlar bunu bir araya gelip yapıyorlar. Bakın tek başına bireysel değil. Bakın marketlerdeki artışlara bakın. Aşağı yukarı belirli bir volümdeki marketlerde fiyatlar 9.50, 9.70, 9.90 bu aralıkta süre. Burada bir sistem kurulmuş. Çok fazla fahiş fiyat yoktur. Ne yapmak lazım biliyor musun? Hı. Efendim bizim idaretçilerimiz, biz üretiyoruz. Biz üretirken az kazansak da şükrediyoruz. Bu yıl zarar etsek de seneye kazanırız diyoruz. Ama bizi bu görüntüler çok üzüyor. Bizi bu görüntüler çok, yani aşırı derecede bize eziklik hissettiriyor. Şimdi size soruyorum. Ya bir kilo sütü biz bugünkü bu akşamki toplantıdaki konu buydu. 3 liraya veriyoruz toptan. Araçta bunu toplayıcılar var. Onlar gibi aracı değil. Maksimum 50 kuruşa, 3,5 liraya direkt fabrikaya veriyor diyelim. Size soruyorum. Enzimleri alınmış, içerisinde hiçbir şey kalmamış. Bir kutu sütü 10,5 liraya satıyorsunuz, 10,75'e, 9,80'e. Bana bunu kim izah edecek? Peki. Buradaki parayı kim kazanıyor? Bu kutunun da rakamı... O içinde kutu var ya, sütü koyduğumuz 1 litre kutu. Onun da rakamı 70 eurodur. Peki yani çok soru var. Ben de bir soru çok sorabilir var. Miyim Başak Hanım? Buyurun Gaye Hocam. Ben de bir soru sormak isterim. Tabii, Başak buyurun. Hanım. Ben önce Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Tabii tam da konunun içinde ortasında olan zorlukları yaşayan bir kişi olarak feveran ediyor kendisiyle birlikte olan arkadaşları adına. Çok da üreticiden mesaj geldi. Diyorlar çok, ki evet. Son 20 yılda oluşturulan market zincirleri, devlet desteği, siyasi iktidarın desteklediği marketler üreticinin ürününün %60'ını aracısız alıyorlar. Biraz önce hal yasasına değindi Sayın Başkan, çok doğru. Aracısız %60'ını alıyorlar ve canların istediği fiyata satıyorlar. Şimdi Sayın Başkan şunu sormak istiyorum. Son bir yılda DAP gübresi %158, üre gübresi %123, zirai ilaçlar %75, süt yemi %63 arttı. Şimdi tüm bunlar aslında üreticinin üretime devam etmesini engelleyen, zorlaştıran faktörler. Ben de diyorum ki düşman kim? Kim bunları artırdı? Sayın Ustalar çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Böyle bir soru bizi mutlu da etti. Ancak bakın ben bu işte hem teori hem de pratik olarak çalışıyorum. İşte de doktora yaptım. Bunların hepsi kabul. Ancak bunlara rağmen bizim 2 liraya sattığımız elma nasıl oluyor da 10 lira? Bunlara rağmen biz zarar bu kadar girdiğe rağmen 3,5 liraya sattığımız süt nasıl 10,5 lira? Bunlara rağmen 1 liranın altında bizim sattığımız marul, maydanoz nasıl 5,5 lira, 6 lira? Burada bir oyun yok mu efendim? Peki. Yani kesinlikle bir oyun var da oyunun sahibi kim? Ben onu merak ediyorum. Burada bir oyun var. Oyunu bozmak kolay. Şu haklısınız. Çok özür dilerim. Mesela bir çiftçi yazmış. Evet, dediğiniz doğru. Başkan da dediği. Diyor ki işte plastik, naylon, çuval gübre, işte
domates fidesi, mazot hepsini yazmış. Diyor ki ya buna rağmen ben diyor 3 liraya veriyorum ama o marketin reyonuna 16 lira olarak koyuyor. Yani haklısınız, o zaten bunları ekliyor. Geçen sene 1,5-2 liraya vermesi gereken domatesi ben 3 liraya veriyorum. Fakat diyor 3 liraya verdim domates 16 liraya reyona giriyor. Şimdi marketlerle ilgili sorunun varlığını reddetmek elbette ki mümkün değil. Ancak yapısal bozukluk, yapısal politikalardaki bozukluklar esasında sonucu oluşturuyor. Bakınız şimdi pandemi döneminde örneğin alkol satışı yasaklandı ve bu yasağa uymayanlar için ağır cezalar... Alkol sağlığa zararlıdır, şimdi söylemek zorundayım için, Gaye Hocam, tabii kuralları gerçeği. Evet, kesinlikle. Ben de bir hekim olduğum için bu konuda sizinle hemfikirim, bununla ilgili değil. Ben sadece bir yöntem hakkında benim söylemem gerekiyor. Marketler hakkında... Peki, teşekkür ederim. Marketler hakkında bu kadar reel durumlar mevcut iken devlet bunun hakkında çokça konuşmak yerine bir an önce bu işe eyleme dönebilir. Üretici tüketici arasındaki engelleri, çoğul engelleri kaldırabilir. Denetimi bu aşamada artırabilir. Yani bugün mü fark etti devleti yönetenler? Bu sorun bugün mü ortaya çıktı? O kadar uzun zamandan beri insanlar pahalılıktan, gelir dağılımındaki eşitsizlikten, üreticinin zorluklarından, çiftçinin tarlasını ekmekten vazgeçmesinden, tarımın ithalat temelli bir politikaya dönüşmesinden o kadar uzun zamandır şikayet ediliyor ki tamamen dışa bağımlı bir tarım politikası. Samanı bile dışarıdan ithal ettiğimizi düşünecek olursak esasında önümüzdeki aylarda bu ülkede yaşayan insanlar sadece kırmızı et alamamakla kalmayacaklar. Beyaz ete de muhtaç olacağız. Peki. Birkaç cümle ekleyeceğiniz varsa tamamlayalım Ömer Bey. Hasan Basri Yalçın'ın sabrına sığınıyorum ben. Kendisine henüz söz veremedik. Kooperatifçilik. Son burada birkaç cümle olsun Ömer Bey. Önerisi var. Hemen hızlıca söyleyeyim. Bazı çiftçilerin bir önerisi var. Diyor ki mesela bu anlamda kooperatifler kurulursa bütün aracıları ortadan kaldırırız. Direkt markette muhatap oluruz. Kooperatif çözüm mü? Ben çok anlayamadığım için. Belli ki daha bu çok konuşulacak. Buyurun kısaca iki cümleyle tamamlayalım Ömer Bey. Buna en son devletimiz bu sıkıntılardan dolayı mazottaki vergiyi kaldırdı. Bu yaklaşık 10 milyona yakın bir destek oluyor. Buradan çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Emeğe geçenlerden Allah razı olsun. Kooperatiflerle tamam, belki pansuman gibi olur. Olmaz. Kökten bu işe çözüm lazım. Bizden malı bedava alıp bunlar pahalıya satamaması lazım. Ama bunların oyunu sadece bu alanda değil ki. Bugün başımızda kim olursa olsun onlar kendi istedikleri, kendi düşündükleri gibi hareket eden idareciler bulurlarsa onlarla beraber çalışırlar. Bulmazlarsa onların karşısında işine gelmediklerini söyleyenlerle çalışmak istemezler. Ben bir çiftçi babanın oğluyum ve ben bu işi 20 yıldır süt ürünleri, hayvancılık yapıyorum. Bütün oyunları ben ve benim arkadaşlarım görüyor. Peki. Bu oyunu da ben çözmeyeceğim. Bunu da devlet çözecek. Bu da tabii bir olmazsa olmaz. Sağ olun Sayın Demir. Siz de kendi açınızdan neler olup bittiğini aktardınız. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.